Selam. Bu hafta niye böyle kesik kesik konuşuyorum ben de bilmiyorum ama neyse anyway. Bu haftaki konumuz Ayaşlı ile Kiracıları. hayran kaldığım bir Ankara romanı. <laughs> Neden? Çok güzel. Güzel çünkü. Bey basic açıklayacaksak çok temel bir şekilde açıklayacaksak. Ee, insan ilişkilerini güzelce irdeleyen bir kitap. Ben o açıdan sevdim. Bir de ben frame storyleri çok severim. Kendim de zaten frame story yazıyorum. Ee, o yüzden benim için önemli. Bir bina içerisinde e, farklı odalarda yaşayan farklı insanların farklı düşünceleri ve farklı hayatlarının bir noktada birleşişi. birleşimi ve daha bir daha sonrasında bizim ana karakterin anlatıcının e, bunların ortak noktası olması. Tabi roman içerisinde birçok farklı şey görüyoruz. Bunları sub ...blogumda anlattım diyeyim. Oraya yönlendireyim sizi. Gidin oradan bakın, okuyun. Kısaca roman içinde neler var neler yok... ...onları anlatmak için çektiğim bir video. hani Daha detaylı incelememi... ...dediğim gibi orada paylaştım. Dönemi çok iyi anlatıyor. 1920'ler, 30'lar Ankara'sını... ...Ankara içerisinde yaşanan olayları... ...insan psikolojisini... Bu gibi konulara güzel değiniyor Memduh Şevket Esendal. kendisinin zaten Seni Kahve Paklar isimli bir seçkisi de var. Evet Öykü, Öykü derlemesi var. YKY Yayınlarından çıkma. Onu da tavsiye ederim. O da çok güzeldir. Yani İç Anadolu insanının, Ankara insanının nasıl insanlar olduklarını çok güzel anlatıyor. Eğer ki Ankara'da yaşıyorsanız tanıdık yerler görüyorsunuz ve bu da sizi mutlu ediyor. Çünkü genelde bizim edebiyatımızda konular çoğunlukla İstanbul içerisinde geçen öyküler ve romanlara yol açıyor. Ankara'yı romanlar ve öyküler içerisinde görmek şahsen beni mutlu ediyor. Çünkü İstanbul evet güzel yer, okey ama Ankara bir başka ya. Ankara bir başka. Daha daha ne diyeyim? Ankara Ankara sevgimi kusuyorum şu an üstünüze bir tık ama Ben ne diyebilirim ee, Kitapta ulaşabileceğiniz şeyler neler Şöyle birazcık daha bahsedeyim Aslında değinilmesi şey olan konulara da değiniyor cinsellik gibi ee, Karakterler birbirlerine hastalık bulaştırıyor falan Yani ee, Makbule hanım var ev işletiyor anlayın ev işletiyor Aman aman Ayaşlı var. Ayaşlı. Kita kitaba ismini veren Ayaşlı. Ondan da bahsetmeden geçmeyeceğim. Ayaşlı aslında kitapta çok fazla görünen bir karakter değil. Hani side karakter birazcık. Yan karakter. Ama Ayaşlı ilk başta anlatıcıya karşı iyi davranıyor yine de. Anlatıcı birazcık ona karşı e, tepkili ve sert davranıyor diyeyim. Ama tabii daha sonrasında yaşanan olaylar. Spoiler olmasın. Eee Ayaşlı'ya bakış açısını değiştiriyor. Ki bir de roman hani bir seneye yakın bir süreç içerisinde geçiyor. Hani bunu tam belli etmiyor ama hani o yaşanan olaylardan bunun belli bir süreç içerisinde yaşandığı bir ay gibi kısa bir süre değil de bir yıla yakın bir süre içerisinde yaşandığını fark edebiliyoruz, anlayabiliyoruz. O bakımdan karakterin değişimini, anlatıcının değişimini görüyoruz. Kitabın sonu da güzelce kurgulanmış bence. Hani gayet birazcık buruk, ama e, mutlu da bir sonu var. O yüzden okuyun derim. Okuyun. Bu kitabı boş geçmeyin. Kesinlikle okuyun. Kütüphanenizde olması gereken bir kitap. Türk Edebiyatımızın nadide eserlerinden birisi bence. Okunması, öğrenmesi gereken çok güzel bir kitap. Gibi Ki de hayattayken yani, yayınlatabildiği tek roman bu. Memduh Şevket'e sen de alın. Diğer romanın ismini unuttum. Otlakçı diye bir şey var ama öykü derlemesi var. Onu hatırlıyorum otlakçı. Öykülerini de okuyun. Romanlarını da okuyun. Tavsiyemdir. Güzel adam. Güzel yazmış rahmetli. Severiz. Substite'ye gidin. Aşağıya linkini koydum. Oradan okuyun işte ya. Daha da anlattırmayın beni ya. ama Edebiyat işte arkadaşlar. Çok da yorucu iş. Yorucu iş. Vallahi yorucu iş. Edebiyat okumayın. Herkes edebiyat okumasın ya da ne bileyim. Neyse çok konuştum gene. Çenem düştü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok şey oldu. Neyse hadi güle güle.